Şimdi yaklaşık 3 yıl önce biliyorsunuz Montre Boğazlar Sözleşmesi'ne sahip çıkan amirellerden 10 amirelin evine şafak baskını yapılmıştı. Bir tanesi bendim. İddialar neydi iktidar tarafından? İşte bunlar bir darbe için silahlı kuvvetleri organize ediyorlar. Hatta Süleyman Soylu çıktı dedi ki biz onların yabancı yani yurt dışı bağlantılarını da biliyoruz dediler. Ve gözaltına alındım ben benim dijital materyalime, telefonuma, bilgisayarıma el kondu. Benimkiler de Apple. Gözaltı süresince soruşturmayı tekemmül ettiriyorlar. Polisler kıramadılar. Bana geldiler. Dediler ki amiralim kıramıyoruz şifreyi verir misiniz? Benim hesabını veremeyecek hiçbir şeyim olmadığı için şifreleri verdim incelediler. Ne yurt dışı bağlantısı ne yurt dışı bağlantısı zaten biz bu davadan beraat ettik. Şunu demek istiyorum. Eğer siz dijital materyalinizin bulunduğu cihazların şifresini vermiyorsanız belli ki orada suç kanıtları var demektir. Şimdi bir televizyon programında bu e, suikast olmuştu. O gün yaptığım yorumu sorduklarında yine söylüyorum. Dedim ki bu bir siyasi cinayet. Tetiği çekenin hiç önemi yok. Bu siyasi cinayetin aydınlanmasının önündeki en büyük engel şu andaki iktidar dedim. Yargıya şu direktifi verecekler. Aydınlatma. Bu direktif işte kimi zaman kapalı verilir, kimi zaman ima edilir. Ve Yine bir televizyon programında iddianameyi gördüm. Tabii ki öyle çok e, inceleyip sık dokuyan bir incelemeden geçirmedim ama bir baktım bu tespitlerimi orada da gördüm. Ben kamuoyu vicdanı da biliyor yani bu siyasi cinayet aydınlatıldığı takdirde iktidarın oklar küçük odağına gelir. Hatta çok kısa bir süre önce biliyorsunuz 15 Temmuz darbe girişimini yaşadık 8. yılıydı. Onu da fazla incelendiğiniz takdirde oklar bu sefer iktidarın büyük ortağına gelir. Şimdi bu siyasi cinayetin aydınlatılması istenmiyor ve bu faaliyetleri görüyoruz. Bir de e, hani diğer e, gelişmelerle birlikte değerlendirmek lazım. İşte AKP, Sayın Erdoğan e, seçimlerin öncesinde de esasında bir şekilde... Ee, MHP'yi sırtından atmak istiyordu ama o açılımı yapabilecek ne bileyim gelişmeleri yakalayamıyorlardı. Çünkü geçmişte ittifak kurduklarını kullandıkları için tekrar o eski ortaklara dönebilmenin imkanı yoktu. Ama yerel seçimlerden sonra esasında gözleri CHP'ye dikmişlerdi. CHP ile yol yürümek ve MHP'yi sırtlarından atmak istiyorlardı. Peki bunu ben görüyordum da Devlet Bahçeli görmüyor muydu? Ben karşılıklı, kimi zaman kapalı, kimi zaman açık mesajlarla MHP, Devlet Bahçeli içinde yüzük var, içinde dosya var, içinde silah var. Yani bizi sırtından atmaya çalışma, sana bunu pahalıya mal ederiz mesajlarını verdiler. Hatta en son o el öpme hadisesi var biliyorsunuz. Hani o el öpme hadisesi hani müferit olsa o bir disiplinsizlik olayı. Hatta demiştim ki ben, hatta sizle beraberdik. Evet. Dedim ki ben onun amiri olsam, bakın sabaha bırakmam. O gece onu açığa alırım, hemen disiplin işlemi başlatırım diye. Çünkü talimnameler belli, üniformalı bir asker veya bir subay, büyüğünü nasıl selamlayacağı orada yazılı. Hani özel olarak yakınlığım vardır, büyüğündür, evinde gittiğin zaman Nasıl selamlarsan selamlarsın, elini öpersin ona biz karışamayız. Ama üniformayla bunu yapamazsın. Ama daha da kötüsü bu müferit de değil. Gördük ki orada bir grup hem de polis teşkilatının en elit birliği. Esasında bu ne biliyor musunuz? Bize mesaj değildi. Yani devlet Bahçeli esasında o mesajı Erdoğan'a veriyordu. Yani bu ortaklığımızın meyveleri çok organik ilişkileri var. Bak biz yargıda varız. Hatta şöyle bir örnek de vermiştim. Geçmişte devlette bir paralel yapılanma vardı. AKP ve Fethullah Gülen. Ama özellikle darbe girişiminden sonra polarizasyon oldu. Yani şimdi çoklu bir yapı var. İkili paralel yapı değil, çoklu. Ne o? İşte bir yerde MHP var. Onun uzantıları var. Poliste, yargıda, bürokraside ve e, AKP'nin altında da adeta bir tarikatlar koalisyonu, farklı tarikatlar var. Şimdi biraz önce içeride muhabbet ederken e, şeyden bahsettik futboldan mı bah ya bunun içinde bile var. Yani o kadar berbat bu durum ki. Yani böyle bir ülke emin olun <laughs> Bekası sürdürülebilir değil biliyor musun? Allah yani evet sürdür. Şimdi Allah Allah bu işlere karışmıyor. Ya biz bunu çözeriz Yine ya da bu çözülmez. Bakın ya biz bunu çözeriz ya bir çözülmez. Yani ne demek istiyorum? Yani hani o toplam organik ilişkiler içinde de Sinan Ateş cinayetinin bir anlamı var. Şimdi Ayşe Ateş. Şimdi nereden geliyor? MHP'nin içinden, ülke ocaklarından başınıza bir hadise geldiğinde ilk yardım isteyeceğin insan kim olur? Devlet Bahçeli. Ama kim yıllarca, yıllarca hatta soğuk savaş döneminden beri mücadele ettikleri karşı örgüt kim? Cumhuriyet Halk Partisi'ne, solculara gidiyor kadın yardım istiyor. Niçin? Çünkü müsebbiplerinin nerede olduğunu biliyor. Ve bunu kamuoyu vicdanı da biliyor. Şimdi sorun şu, bu iş kapatılsın. Altan Bey'e tabii ki katılıyorum. Niçin şifreyi vermiyorlar? Ya bu bir süreç. Bir kere topu attın en az iki yıl sürer belki. Oradan adli emanetten çıkacak. Okyanus ötesinde bir intikal süresi var. İntikalde başına bir şeyler de gelebilir mi? E, bu devlet yapısıyla gelebilir. Ve orada Adalet Bakanlığı'na gelecek sonra Apple'a gidecek. E, Adalet Bakanlığı Amerika Birleşik Devletleri şöyledir. Demokrasi, insan hakları işte böyle şeyler şeylerden ama siyasi çıkarı eğer bir şeyi gerektiriyorsa bunları yok sayar. Yani ne demek o? Adalet Bakanlığı nezdinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde girişim yapılabilir. Bu müsaade alınamayabilir anlamında kullanıyorum. Yani sonuç olarak şunu demek istiyorum. Bu siyasi cinayetin aydın, aydınlatılmasına bu safhada imkan ve ihtimal görmüyorum. Aydınlatılması demek bu ee, sürecin, Cumhur İttifakı'nın dağılması demek, kavga demek, dövüş demek, felaket demek. Yani bunu bir şekilde e, kapatacaklar ama kapatabilmek için önce zamana doğru yaymak lazım. Şu anda bence bu süreci çalıştırıyorlar. Bakın e, hatta tarihte atabilirsiniz. Ben burada bunu söylüyorum. Bu iş kapatılacak.